Merhaba, nasılsınız acaba? Her şey yolundadır inşallah. Lokum da arkada. Ben yeni saçlarımı süslü yaptım. Ama poğaça yapacağım için tabii ki onları toplayacağım. Hela, ne oldu? İyi misin? İyi misin? Efendim, herkese merhaba. Saçlarımı gördüğünüzü tahmin ediyorum. Şimdi onları topluyorum. Tamam oldu. Beni mi götürüyordun? Olur. Tamam. Tamam, olmasın sana bir şey. Şimdi bugün Karaköy poğaçası yapıyoruz. Bizim evde en çok yapılan şeylerden bir tanesidir. Çok severiz. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Böyle kıyır kıyır çok lezzetli, çok keyifli, çok güzel bir tarif. Her zaman olduğu gibi küçük asistanım önce benim için yoğuracak. Sonra ben durumu devralacağım. Hemen malzemelerinizi sayıyorum. İçine ne isterseniz koyabilirsiniz. Biz beyaz peynir yapıyoruz. Maydanoz sevmediğimiz, dereotu sevmediğimiz için sadece beyaz peynir koyuyoruz. Siz isterseniz içine ekleyin, isterseniz eklemeyin. Sizin keyfinize kalmış. Bir tane yumurtamız var. Sarısını üstüne sürmek için ayırdık. Beyazını hamurun içine koyacağız. Bir yemek kaşığı kadar sirkemiz var. Bir tatlı kaşığından biraz az tuzumuz var. Biraz nasıl sevdiğinize bağlı. Biraz da peynirinizin ne kadar tuzlu olduğuna bağlı. Eğer çok tuzlu bir peyniriniz varsa lütfen hamurun tuzunu biraz daha az tutun. Tabii ki bir paket kabartma tozumuz var. Bir çay bardağı kadar zeytinyağımız, bir çay bardağı ılık suyumuz var. 250 gram da tereyağımız var. Aldığı kadar un kullanacağız. Terledin mi? Hayır, çok ısındı. Çok haklısın. Çok ısındı. Şimdi şunu da parmağına alsın. Kalmışsın şimdi. O da ısındı. Yumuşamış tereyağımızı güzelce mıncıklıyoruz. Ben eksik çıkardığım için bir parça sonradan çıktı. Biraz şöyle eline gevşetmen gerekecek sucuğu. Aynısı mı? Evet. Dolaptan çıktı. Onu bir yumuşatalım. Şöyle ben sana şimdi ılık su vereceğim. O biraz yardım eder. Eksik çıkarmışım. 200 gram çıkarmışım geceden. Öyle olacak. Çünkü de pirzede duruyor. Böyle oldu. Eksik kaldı. Şöyle bir çay bardağı da zeytinyağımız var. İsterseniz sıvı yağ, isterseniz zeytinyağı. Biz zeytinyağı kullanıyoruz. Yumurtanın beyazını da içine koyuyoruz. O şimdi elinin yumuşağı ile eriyecek, merak etme. Elinin sıcağı ile eriyecek. Şöyle. O da dipriz'den çıkmadı. Buzdolabından çıktı aslında ama biraz öyle. Süpersin. Oldu mu? Harikasın. Tamam. Şimdi bir yemek kaşığı kadar da sirkemiz var. Bütün sıvıları ekledik. Dediğim gibi yumurta sarısı üstü için kalacak. Kabartma tozumuzu şimdi unla beraber ekleyeceğim. Biraz daha tuzu da ekleyeceğim. Geliyor. Şöyle. Tuzumuz da içine gitti. Şimdi aldığı kadar unla güzel bir hamur yoğuracağız. Ne çok çok sert ne de çok yumuşak ve gevşek. Poğaça hamuru. Hazır mısınız küçük hanım? Geliyor. 4 saniye yaşıyorsun. Tamam mı artık oldu o. Oldu mu? Tabii. Şöyle bolca un. Bir dakika kabartma tozu da vereyim. Hep şey yorumlar geliyor. Niye ununuzu kaşıkla koymuyorsunuz? Niye kavanozdan Kaşıkla mı koyuyorsunuz? Olmaz. Alışkanlık. Hayır, hem öyle hem de alışkanlık. Herkesin mutfak alışkanlıkları var. Benimki de alışkanlık. Bu unu böyle kaseye koy. Oradan yavaş yavaş al. Bana zor geliyor. Buradan böyle hop diye ters çevirmek daha kolay geliyor. Tamamen alışkanlıkla ilgili. Hepimizin mutfak alışkanlıkları var. Bu da benimki. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir tane tabak alayım. Tabağın üstüne şekillendireceğim. Birazdan küçüğüm gittiği zaman. Daha var, daha var. Keşke basamak koysaydık Susan. Bak, unuttuk basamağı. Şöyle biraz daha. Oldukça çok çıkan bir ölçü. Malum hafta sonuna giriyoruz ve 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması yaşayacağız. O yüzden bol bol olmasının mahsuru yok diye bu sefer ölçüyü azaltmadım. Normal şartlarda ölçünüzü azaltabilirsiniz. Yumurta beyazını ikiye bölmeniz gerekmiyor. Tamamen içine koyabilirsiniz. Geri kalan malzemeleri yarıya böldüğünüzde yarım ölçü olur. Daha az miktarda yapmak isterseniz çünkü bu neredeyse iki tepsiye yakın çıkacak. Ha tabii bir de şöyle bir şey var. Ben poğaçaları şimdi birazdan şekillendirirken göreceksiniz. Normalde poğaçaları hani daha bir şöyle şöyle yapılır ya. Bizim evde bu kadar bu kadar yapılır. Bu hem daha büyük yapılır. Sen de doğduğundan beri küçük yapıldığı için normal boyu bilmiyorsun ya.
Şimdi şöyle bir şey var. Normalde bu bir porsiyon kontrolü. Hani şu boydan 3 tane poğaça yemek ve şu boydan 3 tane poğaça yemek arasında çok fark var. Bir de yerken böyle minnak bir tane atıştırmalık fikri bana daha iyi geliyor. Mercimek köftesinde yaptığım gibi aynı hileyi poğaçada da yapıyorum. Bizim poğaçalarımız biraz minnak oluyor. Birazdan göreceksiniz. Şunlar bazıları böyle birazcık top gibi kalmış. Ne o? Top kalan? Bir şey olmaz bir. Hiçbir şey olmaz. Sen hiç merak etme. Geliyorum yardıma. Ay kuzum benim, tamam çok yoruldum. Biraz ben yapayım. Olur mu? Yani olmak üzere zamanım zaten. Bir bakayım, o birazcık daha ben istiyor. Çıkarabilirsin. Çıkarabilirsin. O birazcık daha onu istiyor. Şöyle biraz daha onu ekleyerekten artık poğaçamızı son haline getireceğiz. Kontrol edilebilir, çok gevşek olmayan ama çok çok sıkı ve sert de olmayan bir hamur yoğuruyoruz. Şöyle. Çok azıcık daha un eklersem tamam olacak. Gördüğünüz gibi bayağı bir un alıyor. Bana bazen şey soruları geliyor, ne kadar un koyduğunuzu söyleyebilir misiniz? Bazı tariflerde, özellikle kek gibi tariflerde evet ölçü verebiliyorum bardakla. Ama bu gibi tariflerde çok ölçü veremiyorum. Çünkü hiçbir zaman ölçmüyorum. Göz kararı yapmaya çalışıyorum. Böyle koyunca da ölçmek imkansız oluyor. Ancak hani bir kaba ölçerek koyacağız, oradan ekleyeceğiz. Belki öyle bir ihtimalle, bakın şöyle bir hamur oluyor. Böyle gayet hani tatlı bir yumuşaklığı olan bir hamur. Su bana çok az daha hamur verir misin? Böyle mi? Evet. Kaşıkla da koyabilirsin. Hangisi içine gelecekse. Olur. Bir yandan hepsini dökülür. Bakın gördünüz mü? Kaşıkla koyuyoruz. Şurada yavaş dikkat et değmesin. Gel. Kaç kaşık koyayım? Bir kaşık daha verirsen sanırım tamam olacak kaşık. Çok teşekkür ederim. Bir kaşık olsun. Şöyle. Her zaman olduğu gibi bir hilemiz var biliyorsunuz. Eğer gidebilirsin bir tane. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Eğer olur da ununuz fazla kaçarsa, tam onu söylüyorum. Oldu ki ununuz fazla kaçtı. Mesela bu tarifin içinde zaten ılık su var ya. Bir lokmacık daha ılık su eklerseniz hemen hamurunuzu toparlarsınız. Böyle bir endişeniz olmasın lütfen. Evet. İşte şimdi hazır. Çok çok gevşek olmayan, gayet dolu bir hamur, öyle söyleyeyim. Şöyle. Hiç dinlendirmenize gerek yok. Hemen şekillendirmeye başlayabilirsiniz. Şöyle hepsini de alayım. İki tane şekillendirdikten sonra zaten bırakacağım. Çünkü hepsi yaklaşık aynı. Ben böyle küçük bir tabaktan destek alıyorum yaparken. Şöyle küçük bir parça alıp bir tabağı açıp gördüğünüz gibi oldukça hani normal poğaça hamuruna oranla küçük bir parça aldım. Çünkü dediğim gibi bizim evde poğaçalar küçük pişer. Şöyle bu biraz da sunun küçüklüğünden kalma bir alışkanlık. O zaman onu çok rahat yiyordu küçük olduğunda. Eline çok rahat alabiliyordu çünkü. Şöyle kenarlarını gönlünüze göre kapatıyorsunuz. Sıkı kapatın. Poğaça yapanlar iyi bilir. Kapatmazsanız peynirler dışarı akar. İşte bu kadar. Böyle böyle bütün hamurumu bitireceğim. Ardından üzerine yumurta sarısı süreceğim. Eğer biraz daha parlak olsun istiyorsanız yumurta sarısının içine çok azıcık bir sıvı yağ damlatabilirsiniz. O zaman daha parlak olmasını sağlar poğaçalarınızı. Üzerlerine sürüp önceden ısıtılmış her zaman olduğu gibi 180 derece fırında güzelce pişireceğiz. Bu arada
şunu hemen iletmek isterim. Pişen her tarifi piştikten sonra üzerlerine malzeme listesini de yazarak fotoğraflarıyla beraber hem hikaye bölümüne ekliyorum hem de kalıcı hikayelere, öne çıkanlara ekliyorum. Orada dosyalar yaptım çünkü sürekli sorular geliyor, pişmişlerimi görebilecek miyiz diye. Pişmişleri orada. Hemen son bir kere daha malzemeleri sayayım ve ardından da ben poğaçalarımı şekillendirmeye devam edeyim. 250 gram kadar tereyağımız var, odanın ısısında yumuşamış. İçine bir çay bardağı sıvı yağ ya da zeytinyağı, sizin keyfinize kalmış. Bir çay bardağı kadar ılık su. Bir yumurtanın sarısını üstüne sürmek için ayırdıktan sonra beyazını içine koyuyoruz. Bir yemek kaşığı kadar sirke ekliyoruz, daha kıyır kıyır olmasını sağlamak için. Bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığından biraz az, biraz peynirinizin tuzuna bağlı olarak bir tatlı kaşığından biraz az tuz ve aldığı kadar unla gördüğünüz gibi bir hamur yoğuruyoruz. Oldukça güzel kıvamlı bir hamur, kolay şekillenen, yapışmayan bir hamur. Ardından da bizim evde maydanoz yenmediği için sadece beyaz peynir koyuyoruz içine. Şöyle, ben yarım ölçü küçük küçük poğaçalar yapmayı sevdiğim için poğaçaları bu şekilde şekillendiriyorum. Daha bile küçük yapılabilir. Eğer sabrınız varsa, mesela su derse gitmeseydi, beraber yapıyor olsaydık biraz daha küçük bile yapabilirdik. O zaman iki kişi çok daha hızlı bitirirdik çünkü. Şöyle kapatıp gördüğünüz gibi tepsiye diziyorum. Yaklaşık iki tepsiye yakın poğaça çıkacak bu tariften. İsterseniz miktarını birazcık azaltabilirsiniz. Önümüzdeki 4 gün evde olacağız. Değişik değişik tarifler yapmaya devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.